Geri verecek politikaları belirleme şansı elinden alınmıştı 45-46'da. Birileri o politikaları değişmeye ne zaman çalışsa dayak yedi. Ülkede darbeleri oldu. En büyük suç dışarıdan belirlenmiş politikaları değiştirmeye çalışmak oldu. Peki, ekonomide 1945-70 arasında ilkbahar dedik. Ne iyiye gitti? Dünyanın her yerinde yoksulluk sınırının altından yukarıya doğru bir hareketlenme oldu. Eğitim koşulları değişti. Yoksulluk sınırının altında yaşayanlar azaldı. Köyden kente göçler oldu. Az çok gümrük duvarları sayesinde belli bir üretim kapasitesi gelişebildi. Örneğin o günün Türkiye'si de sanayici olmak bambaşka bir şeydi. Rekabet yoktu. Ürettiğiniz malı elinizi öpene satabilirdiniz. Hem de istediğiniz fiyatı. 1970 bu dönemin sonu. Ama özelliği şu, gelir dağılımı düzeliyor, gelirler artıyor. 70'ten 1995'e kadar olan dönemde gelir artışı durdu. Artmadı ama azalmadı. Gelir dağılımı bozuldu mu? Hayır, bozulmadı. Orta gelir grubundan aşağı inenler oldu, aşağıdan yukarı çıkanlar oldu, deplasmanlar oldu. Ama ana hatlarıyla büyük bir değişiklik yaşanmadı. Derken 1995. Ben koşullardaki değişimi ifade etmek için 70'e kadar olan ilkbahar 1970-95 arasında yaz mevsimi diyorum. Küreselleşme denilen bir olgu çıktı. Soğuk savaş bitmişti. Artık kapitalizmin dişlerini yeniden bilemek gereği vardı. Amerika'da neokon olarak bilinen yeni muhafazakarlar sahneye çıktı. 21. yüzyıl Amerikan yüzyılı olacaktı. Buna göre hazırlanmaları gerekiyor. Bundan sonra sermaye, finansal sermaye dünyaya hakim güç haline getirilmeliydi. Önündeki engeller kaldırılmalıydı. Artık emek hareket etmeyecekti ülkeden ülkeye. Sermaye hareket edecekti. Bunu Friedman'ın para politikası görüşleriyle birleştirdiler. Arz yanlı ekonomi dediler ve Amerika'dan başlayarak önlerindeki engelleri aşmaya başladılar. Önce kendilerinin üstteki vergi oranlarını dünyanın her yerinde düşürdüler. Engelleri kaldırdılar. Sıkışan her ülkeye yardıma şart koştular. Yeni kurallara uyacaksın. Deregülasyon dediler. Önümüzdeki kuralları kaldıracaksın. Neyin yapılıp neyin yapılmayacağını biz belirleyeceğiz. Türkiye'de bu deregülasyonla 12 Eylül 1980 darbesinde tanıştı. Yeni anayasa artık geniş kitleleri korumayacaktı. Devlet baba katledilmişti. Bundan sonra yeni babamız finansal sermayeydi. Ya dediklerine katlanırdık ya bu diyardan giderdik. Türkiye ansızın anormal bir rekabetle tanıştı. Kontrolü ele almak için çok uğraştık ama beceremedik. 95'e kadar uğraştık. Kendi kuyruğumuzda. Birileri ne istediyse onlara çalıştık. Ama kendi geleceğimizi aydınlatmak için çok fazla bir şey yapamadık. Hep korkuyla yaşadık. Yeni nesilleri de depolize ettik. Siyasi düşünmesinler. Kulluk etmeyi öğrensinler. Ama kime kulluk edecekler? O ayrı konuydu. 94'te bir kriz yaşadık. Bu kriz belki yaşanmayabilirdi. Belki yaşanması kaçınılmazdı. Bakış açınıza göre değişebilir. Ama ben bunu önemli buluyorum. 94'te yalnız biz krizi yaşamadık. Meksika'da yaşadık. 92'de internet serbest kullanıma açıldı. 94'te Amerika'da bir sıkıntı yaşadı. Ve dünya genelinde pek konuşulmayan bir şey oldu. Geleneksel olan politikalardan geleneksel olmayanlara büyük bir geçiş oldu. Milton Friedman 1980-95 arasında dünyada efsane olmuştu monetarist görüşleriyle. Onun da ruhuna 94'te Fatiha okundu. Yoktu artık. Tüm merkez bankaları veri bağımlısı olmuştu. Her şey kırılgandı. Bundan sonra krizler kronikleşecekti. O bir inat gibiydi. Ben onun için yazı 95'te bitiriyorum. 95 sonrası sonbahar. Peki sonbaharda ne oluyor? Bakın 95'ten bu yana. Yaklaşık 19 yıldır sonbaharı yaşıyoruz. Sonbaharın özelliği hiçbir şey göründüğü gibi olmaz.
Sonbaharda geliler azaldı. İnsanlar ayağını yorganına göre uzatmaktan kaçındı. İnsanlar azdırıldı. Hele 2002 sonrasında. 70 ülkede aynı anda aynı politikalar devreye sokuldu. 11 Eylül İkiz Kuleler olayından sonra. Aynı yarışma programları, benzer diziler, hepsi gizli reklamlarla dolu, insanların nesline hitap ediyorsunuz. Sokakta kredi kartı dağıtıyorsunuz. İnsanları sistemli bir şekilde şuursuzlaştırıyorsunuz. İnsanlar birbirine baka baka yanlışı yaygınlaştırıyorlar. 2002 sonrasında arkadaşlarımızın hazırladığı sunuştaki olaylar yalnız Türkiye'de yaşanmadı. İnsanlar ödeyemeyecekleri borçları almakta sakınca görmediler. Sistemde geri dönmeyecek borçları vermekte sakınca görmedi. Belli ki uzatmalar oynanıyordu. Bu para veriliyordu ama geri ödesinler diye değil. Belki de teslim olsunlar diye. Ve belki de verenlerin, yönlendirenlerin amacı siyasiydi. Ama ticari gösteriliyordu. 95 sonrası gelir azalıyor, borçlar geliyor. Burada 2001'e kadar biraz dalgalanma var. Biz kolay borç alamadık. Bir rakam vereyim. 2000 yılında IMF ile Türkiye anlaştı. 3 yıl için Türkiye'ye 3.9 milyar dolar vermeyi taahhüt ettiler. Birebir dediklerini yaparsa. Bunun 4-5 katı da Dünya Bankası ve piyasalardan gelecekti. Türkiye'nin yıllık 3 yıllık finansman ihtiyacı 25-30 milyar dolar olarak öngörülmüştü. Bugüne bakıyorsunuz, yıllık dış finansman ihtiyacı 220 milyar doların altına inmiş. Sormak lazım. Bu 10 yılda ne oldu? Köprünün altında ne kadar sular aktı? Biz nereye gittik? Nasıl istediğimiz yere döneceğiz? Evet, rakamlar çok büyük. 1997 Rus-Asya krizi, 98 Rusya krizi. Herkes hasta. Amerika tek süper güç olmak istiyor. Artık yeni hesaplar yapıyor. Daha küçük ülkeler, daha bağımlı yapılar, NATO dünyanın jandarması, tek süper güç olunca yeni dünya düzenini tek başında kendi çıkarlarına göre tanımlayacaktı. Küresel bir anayasa olacaktı, küresel bir hükümet olacaktı, özgürlükler rekabet sınırlanacaktı, her şey onlara çalışacaktı. Dünyanın efendisi olacaklardı. Ama Rusya krizi tercih ederek Amerika'nın tüm hesaplarını bozdu. Arkasından bir büyük Ortadoğu projesi diye bir şey duydunuz. O zamandan beri de biz kime güveneceğiz, ne yapacağız bilmiyoruz. Ama birileri zaaflarımızı kaşıyarak haklı düşünmemizi engelliyor. Türkiye'de siyaseten Amerika bizden bir şeyler istemişti. Özellikle 90'ların başında. Bir koyup üç alma hesabı. O olmayınca Türkiye'de bir operasyon yaptılar. 70'lerin ardından daha büyük bir operasyon. Baktılar, halktan %40 oyalanmış sivil siyasi iradeye ihtiyaç var. Gel kurmay artık her şeye eyvallah demiyor. O zaman baktılar halktan, yani varoşlardan, kırsaldan, kırsalın destekçe birileri ancak %40 oy alabilir. Bu destekte bir tek milli görüşte var. O zaman onların içine gireceklerdi. Birilerini devşireceklerdi, onları %40'la iktidara taşıyacaklardı, her istediklerini yaptıracaklardı. İlk deneyim yeni demokrasi hareketi oldu. 1995 krizinde %1 bile oy alamayınca milli görüşe dadandılar ve içeriden operasyon yaptılar. 28 Şubat'ta bunun bir parçasıdır. Rahmetli Hoca bunu çok güzel anlatıyor. O 95 sonrası sonbahar. Kesin itaat, kulluk istiyorlar. Ve siz dünyanın en kritik coğrafyasındasınız. Aksini kabul etmiyorlar. Neyse. 99'da ilginç şeyler yaşadık. 2000'de ilginç şeyler yaşadık. 2001 sonrası daha da ilginç oldu. Birkaç fiyat vereyim sonrasını önlemek gerekmek için. 99 Şubat'ında petrolün varil fiyatı 8 dolara düşmüştü. Asya-Rusya krizlerinin etkisi. 2008 Ocağı'nda 147 dolara çıkmıştı. Bir tek bu fiyata bakarak insanların sorması lazım. Ne oluyor bu dünyada?
Nasıl oluyor da bu kadar alanlar fiyat hareketlerine rağmen enflasyon yükselmiyor? Herkes hesapsızca risk alıyor. İnsanlar çıldırdı mı? 11 Eylül sonrasında hiçbir şey normal değil. Biraz o tarafa öyle gitti. Ben hatırlıyorum. Asya-Rusya krizleri dünyayı kapalamış, Amerika'yı tek güç, süper güç yapmıştı. Ama Amerika 99'da bir operasyona girmişti. Hatırlayın, Türkiye'den de bilirsiniz. Ocak ayında Türkiye Bakü Çiftliği Ceyhan'da uluslararası tahkimi kabul etti. Şubat ayında öpüldük. Apo'yu paketleyip Türkiye'ye verdiler. Bir hafta sonra İncirlik'ten kalkan uçaklar yumurtalık yer boru hattını vurdu. Bir hafta sonra 1 Mart'ta OPEC toplandı, %10 kısıntı kararı aldı. OPEC üyesi olmayanlar da karara uyma kararı aldı. Fiyatlar 3 ay içinde 8 dolardan 17 dolara yükseldi. Bir daha da durmadı yükseliş. Küresel krize kadar. 2000'de yılında 30 doların üstüne çıkınca Amerika'yı da durgunluğa itti. Amerika'da yeni teknoloji hisselerinin çöküşü, Microsoft'un mahkeme kararıyla bölünmesi ve de 30 dolar üstündeki fiyatlar dünyada büyüyebilen ülke bırakmadı. Amerika'yı da durgunluğa soktu. Bush seçimi kazandı 2000 Kasım'daki ama verdiği sözleri tutamıyordu. Amerika'nın ekonomisi süratle daralıyordu. Hatırlıyorum, galiba 10 Eylül 2001 tarihinde bir bankaya birkaç arkadaşla sunuşumuz vardı. Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeler beklentiler. Ben 7 Eylül'de Amerika'da olanları görünce konuşma metnimi değiştirmiştim. 7 Eylül'de Amerika'da her ayın ilk cuması işsizlik rakamı açıklanır. Çok kötü bir rakam geldi. Piyasalar panikledi. Amerika'daki tasarruflar Amerikan devletini Amerikan dolarında satmaya başladı. O gün paniğin zirvesinde kapandı. Amerika bizim gibi kaderci bir ülke değil. %10 bile olsa çok kötü bir olasılığı tesadüfe şansa bırakmak gibi gerekçe lazım. Onlar bizim gibi kaderci değil. Tartışıldı 2 saat. Bilmiyorum ne olacağını ama olağan dışı. Bir sonraki gün 11 Eylül saat 3'e doğru. Pardon, 4'e çeyrek kala. Piyasalar bir dalgalandı. Hep izliyoruz ekranlardan. Herkes haber arıyor. Ne oldu? Bir şey oldu galiba. Herkes birkaç dakika aradıktan sonra buldu haberi. Aa, İkiz Kuleler'den birine bir uçak çarpmış. Canım önemsizdir. Küçük bir uçaktır herhalde. 15 dakika sonra daha büyük bir sarsıntı. Diğer kuleye de bir uçak çarpmış. Bu tesadüf olamaz. Bu terör saldırısı. Tüm dünya medyası yayın akışını değiştirdi. Herkes kulelerin çöküşünü canlı yayından izledi. Ne kadar dehşetengiz bir şey olduğunu herkesin hafızasına kazıdılar. O hafta piyasalar kapalı tutuldu. Olağanüstü önlemler devreye sokuldu. Hemen teşhisi koydular. Asimetrik savaş. Bundan sonra önleyici müdahale hakları vardı. İstediği yeri vurabilirlerdi. Bir eylem beklemedi. 11 Eylül 2001 sonrası olağanüstü dönemdir. Hiçbir şey normal değildir. Normal olduğunu iddia edenlere de çok fazla itibar etmeyin. O saldırı olduğunda altının fiyatı 270 dolardı. O saldırı olduğunda petrolün varil fiyatı 31 dolardı. O saldırı olduğunda hisse senedi endeksleri farklı bir yerdeydi. Ondan sonraki dünya çok farklı oldu. Hep bunları sonbahar içinde sayıyorum. Takip eden bir yıl içinde sermaye piyasaları sürekli satış baskısı altında kaldı. Merkez bankaları sürekli para basıp piyasalara verdi. Dediler ki her şirket kendi hissesini desteklesin. Bir yıl boyunca büyük bir panik yaşandı. Amerika'da en ufak bir silah sesi gibi sese insanlar panik tepkiler vermeye başladılar. Birbirini ezme pahasına. Büyük bir travma yaşadılar. Sonra da yaşatmaya başladılar. Her şey hazırdı. 2002'de dünyada 70-80 ülkede sokakta kredi kartı dağıtılıyordu artık. Bu 95 sonrası biraz da sanayiciler arasından alayım. Belki oradaki resmi daha net görürsünüz. Çünkü oraya zoom yapmamız lazım. Sonbaharın ne olduğunu
anlamamız lazım. 95 sonrasında küresel talep dalgalı bir şekilde daralmaya başladı. Talep daralması fiyatları düşüren bir olaydır. Deflasyonist krizdi. Asya ve Rusya krizleri. 2002 sonrasında ise bunun yönü değiştirildi. Herkese sokakta kredi kartı dağıttılar. Talebin biraz canlanması lazımdı. Biraz uzatmaları oynayabilmek için. Ama bu kez de talep canlandı. Daha da iyi canlandı. Ama sınav üretim kapasitesi de çok süratli artmaya başladı. Üretim arttıkça ham madde talebi arttı. Kapasite arttığı için sanayicinin kârı artmadı. Ham madde fiyatları uzaya gitmeye başladı. Ürün fiyatı aynı. Ham maddeye çok daha fazla para ödeniyor. Rekabet koşulları giderek bozuldu. Yani tüketiciye sokakta kredi kartı dağıtılması sanayiciyi rahatlatan bir unsur olmadı. Önce talep zafiyeti vardı, sonra ham madde fiyatlarında yükseliş ve yeni rakiplerin devreye girmesi etkili oldu. Dünyada 45 sonrası sanayicinin en zorlandığı yıllar hangisi derseniz size 1995 sonrası der. Bu arada çünkü bir şey daha oldu. 99'da Çin Dünya Ticaret Örgütü'ne dahil edildi. Çin malları dünyanın her yerine daha düşük gümrükler vergileriyle girebilmeye başladı. Her yerde eviniz dahil Çin mallarıyla rekabet etmek zorunda kaldınız. Ve Çinliler herkese bir mesaj veriyordu. Üretimini Çin'e taşımazsan başına gelecekleri biliyorsun değil mi? Devlet desteği bol, emek bol ve ucuz, ham madde fiyatları her şeyle, her yerle aynı. Teknoloji desen var ve devlet her türlü kolaylığı gösteriyor. Yeter ki gel Çin devlet. Çin'in 1997'de rezervleri 142 milyar dolardı. Brezilya ile kabaca aynıydı Asya krizinde. Bugün Çin'in döviz rezervleri 4 trilyon dolara yaklaştı. Dünyada sermaye akacak yeni bir yer buldu. Onlar da mallarını dünyanın her dört bir tarafına akıttılar. Dünyanın başka yerindeki sanayicilerin kabusu oldular. Avrupa'nın, Amerika'nın geleceğini kararttılar. Olağan dışı bir dönem. Paralar gitti. Bakıyorsunuz Çin çok farklı büyüyor. Peki Amerika ne yaptı 12-12.000'den sonra? İnşaat sektörüne yüklendi. Konut yapacaklar, durgunluktan çıkacaklar. Abarttılar. Ekonomideki durum yerinde sayılı inşaat sektörü sayesinde finans sektörü aldı başına gitti. Bambaşka bir dünyayı fiyatlamaya başladı. Para boldu, sürekli büyük kaldıraçlar, sürekli yeni oyunlar dünyayı sermayeyle fethetmeye kalktılar. Para Amerika'dan çıkıp her yere gitti. Para politikaları bir daha sıkılaştırılmamak üzere gevşetiliyordu sanki. Tehlikeyi 2004'te Federal Reserve gördü, uyardı bankaları. Dedi çok hızlı gidiyorsunuz, bu felaket getirecek. Bankalar dinlemedi. Ama Federal Reserve'nin o zamanki başkanı Greenspan dedi ki ben bankalarla görüştüm, bankalar hazır. Yakında faiz yükselişine başlayacağız. 2004 Haziran'ında bugün Greenspan adımlarıyla olarak bilinen 0.25'lik faiz yükselişleriyle başladılar. 0.25 yükseltiyorlar. Bankalar faiz yükseltilmiyormuş gibi eski stratejilerine devam etti dünya genelinde. Federal Reserve baktı, dinlemiyorlar, istedikleri çizgiye gelmiyorlar, devam etti faizleri yükseltmeye. Hep uyardı, uzun vadeli faizler çok düşük, yükselmesi lazım, yükselinceye kadar devam edeceğim. Dünya finans sistemiyle Fed karşı karşıya geldi, bu inatlaşmada ilk kaza yaşandı. Belki hatırlarsınız 2006 Mayıs'ında bir dalgalanma yaşandı. Fed faizleri 0.25 yükseltmişti. Piyasalarda panik satışlar geldi. Bunu en çok hisseden ülke Türkiye oldu. 2006 Mayıs'ında döviz kuru 1.29'dan 1.77'ye kadar yükseldi. Çok sert sarsıldık. Öncü bir dalgaydı bu. Küresel krizin öncü dalgasıydı. Takip eden yıl 2007 Şubat'ında bir sarsıldı. Yine bir öncü dalgaydı. Bakır fiyatları bir günde
çift tane düştü. Çin borsası %9.2 daraldı. Subprime mortgage sorunu güneş yüzü görmeye başladı. Arkasından Amerikan yatırım bankalarının kötü kağıtları, yatırım kalitesi gibi aldıkları, portföyüne koydukları, çok yüksek kaldıraçlar kullandıkları gerçeği açığa çıktı. Kurtarmaya çalıştılar. İpotek evleri batıktı. Bu kağıt, bunların kağıtlarını portföyüne tutan yatırım bankaları batıktı. Fonların durumu sakattı. Fazla gizleyemediler. 2008 ikinci çeyreğinde bir störnizi kurtarmak zorunda kaldılar. Arkasından Lehman'ı kurban verip Merrill Lynch'i kurtarmaya çalıştılar. Sözde büyüş olmadı, piyasa hep test etti. Derken adına küresel kriz dediler. Bu da bir ana depremdi. Ben 2008 küresel kredi krizine farklı bir isim veriyorum. Sonbaharın içinde yaprak dökümünün başlangıcı. 95'ten başlattık sonbaharı. O küresel kriz yaprak dökümünün başlangıcı. Peki yaprak dökümü bir gün bitecek. Sonra ne olur? Sonra kış gelir. Peki bakıyoruz o yaprak küresel krizler. Önce Amerika sandık. 2009'da Amerika sufle ediyor. Avrupa da krizdeymiş. Yunanistan'da başladık. Arkasından Portekiz, İrlanda. Büyük dediğimiz İspanya, İtalya, Fransa da potaya girdi geçen yıla kadar. Şu anda suni teneffüste yaşıyorlar. Büyüyemiyorlar. Kişi başına gelir 30 bin doların üstüne 1970'lere kadar çıktı. Bir daha yukarı gidemedi. Şimdi gerileme dönemindeler. Yeniden büyüyebilmek için genişlemeye çalıştılar. Ama 11 Eylül 2001 sonrasında olacakları öngörülemedikleri için sadece verdikleri sözleri tuttular. Ama umutlarını kaybetti Avrupalılar. Bundan sonra da büyüyebilmeleri o kadar kolay değil. Yeni bir dünya üzerine kurulacak ama Avrupalıların siyasi gücü çok az olacak. Onların kayıplarını başka bir güç artışıyla telafi edecek. Onların desteği olmadan Amerikalıların da bugün birilerinin öngördüğü bir güçlük alabilmesi çok zor. Şimdi araya Avrupa'yı koyduk. Bir de Arap Baharı'nı koyalım. Bu Arap Baharı nereden çıktı? Nasıl çıkmasın ki? Örneğin Mısır'a bakın. Mübareğe 31 yıl katlanan insanlar durup dururken Suah Tahrir Meydanı'na inmez. Bir şey olmuş olmalı. Onların sabrını taşıran. İhtiyaçlarını bir şekilde karşılayamamış olmalılar. Şöyle söyleyeyim. 1999'da petrolün varil fiyatı 8 dolar demiştim. Mısır'da ortalama ücretler 80-100 dolara çok fazla geçmiyor. Ortalaması o düzeyde. Eskiden bir maaşla 10 varil petrol alabiliyorlardı. 2011'de bir varil petrol bile alamıyorlardı. Zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamıyorlardı. Hiç konuşulmadı. Ama Arap Baharı'nın bence en önemli sebeplerinden biri ekonomik. İnsanların büyük çoğunluğunun zorunlu ihtiyaçlarını hiçbir şekilde karşılayamayacak hale gelmeleri. Başka bir şekilde Tahrir Meydanı o kadar kalabalıklaşmazdı. 31 yıl mübareğin zulmüne katlananlar ona isyan edemezdi. Benzeri etki Tunus'ta, Cezayir'de, başka yerlerde yaşandı. Ama Libya'dakinin sebebi o değildi. Birileri öyle istedi, karıştırdılar. Mısır'dakinin sebebi bence ekonomikti. Arap Baharı'ndan sonra birileri üst katlarda toplandı. Böyle gitmiyor dedi. Bu ülkeye bol para verseler petrol fiyatı 200'de bile durmayacak. Yepyeni baharlar yaşanacak birçok yerde. Emtia fiyatlarının daha fazla yükselmemesi gerekiyordu. Bunun için gelişen ekonomilere eskisi kadar bol para gitmemeliydi. Emtia fiyatlarındaki spekülasyonu durdurmanın yolu gelişen ekonomilerin durgunlaşmasından geçiyordu. 2009'da gelişen ekonomiler dünyanın lokomotifi olacak demişlerdi. Bu görüş Arap Baharı ile birlikte çöpe atıldı. Eskisi kadar para gelmeyince de kademeli
daralmalar başladı. Büyüme ivme kaybetti. Çin dahil. Birdenbire olmasını istemezler. Zamana yayılsın isterler. O günden bugüne kaç yıl geçti? 3 yıl. Önümüzdeki yıl Amerika faizleri yükseltecekmiş. Faizlerin yükselmesinin ne anlama geldiğini ben size söyleyeyim. Önce faizler yükselmeye başlasa bile görmezden gelebilirler bankalar. İnatlaşmayı tercih edebilirler ama sonu kaostur. Sermaye piyasaları kepenk indirir dünya genelinde. Sermaye piyasanın kepenk indirmesi tüm bilançoları mahveder. Korkunç bir güvensizlik yaratır. Kış kapıya gelir. Kışın ne mi olur? Kışın dünyada özel sektörün büyük kısmı hapı yutar. 1929'a gidip söylüyorum. 1910'lara gidip söylüyorum. Eski yaşanmışlarda. Kamu mecburen en büyük patron olur. Bol para basılır. Enflasyon da artar. Satın alma gücünü koruyabilen tek değişken altın olur. Diğer hiçbir şeye güven olmaz. Bakınız 1929 Amerikası. Kriz bir başladı. 3 yılda 4000 banka battı. Özel sektör hapı yuttu. Çoğunu bugün hatırlamıyoruz. Mezarlıkta isimleri vardır. Ford'u biliyorsunuz. Ford uyanıklık etti. Yüzde aile şirketiydi. Hissesini aile %60'dan 20'ye düşürmeyi kabul etti. Devleti ortak etti. O sayede yaşayabildi. Benzeri olacak. Kış mevsimi kamulaştırma dönemidir. Biz hala neyle uğraşıyoruz? Yaprak dökümü sonrasında hiç gündemde olmaması gereken bir konudur. Kışın bankalar hapı yutar. Özel sektör hapı yutar. Kamu mecburen en büyük patron olur. Peki o kadar insana ne iş vereceksiniz? Ne yaptıracaksınız, ne yaptırmayacaksınız? Yaşam kalitesini koruyabilir misiniz diyor. Unutun. Sadece her bir ülke av olmamak için içeride birliği sağlamaya çalışır. Kış mevsiminin özelliği şudur. Bir önce kışa bakın. Demokrasi olmaz. Hitler, Mussolini, Franco gibi sapıklar sahne alır. Adalet duygusu uzun süre bu dünyayı terk eder. İnançlar zayıflar. Uzun bir süre seçimler yapılamayabilir. Normal olan hiçbir şey olmaz. Herkes avdır, herkes avcıdır. Yaşamak için bir şeylerini avlamak zorunda kalırsın, riski göze almak durumunda kalırsın. Bambaşka bir dönemdir. Ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Şimdi tersten geleyim. Amerika'nın 1995 sonrasındaki stratejisini şöyle düşünün. Dünyadaki düzenin kendi ürettiği sorunları çözemediğini, çözemeyeceğini biliyordu. Yeni düzeni kendi çıkarlarına göre tanımlayabilmek için tek süper güç olmak istemişti. Rusya bu oyunu 98'de krizi tercih ederek bozdu. Onlar panik içinde neokonlar, Clinton'ı da başkanlıktan azille tehdit etme pahasına Büyük Orta Doğu projesini devreye soktular 99 aralığında. Ülkemiz buna taşeronluk mu etti, kendi çıkarını düşündü, ayrı konu, o tarafa hiç girmiyor. Özellikle 2002 sonrasında çılgınlıkları düşünürseniz normal bir siyaset olmadığını da bilmeniz lazım. 2. Kış mevsiminde önce iktidar olanlar bir daha sokağa çıkamıyor. Bomba elinde patlayanlar sokağa çıkamıyor. Şu anda iktidar olmak ister misiniz? Ben tavsiye etmem. Ama şu anki iktidardakiler ne inebilir ne de buyurun siz yapın diyebilir. Şu seçimlerde bir başkası iktidara gelse, bomba elinde patlasa daha güçlenerek gelme şansları olduğunu biliyorlar. Ama iktidardan kalktıklarında gelenler bunların yolsuzluklarını kurcalamaya kalkarsa hapı yutacaklarını da biliyorlar. Kalkamıyorlar.
basiretleri bağlandı. Şu anda Türkiye'deki siyasete bakıyorsunuz. Herkes 2015'teki seçimleri düşünüyor. Bu seçimi mutlaka almalıyız, yoksa mahvoluruz diyor. Ondan sonra ne yaşanacağını kimse hesaplamıyor. Dışarıdan para gelmiyor. Korkunç bir güvensizlik var. O yokluklar içinde insanları nasıl bütünleştireceksiniz? Tam tersine kış mevsiminde yaşanacakları düşünerek bizim insanları ortak bir paydada omuz omuza iyi günde kötü günde dayanışmaya çalışmamız lazım. Biz ne yapıyoruz? Kutuplaşmayı keskinleştiriyoruz. Bir şey daha. Bugünlerde açılımdan çok bahsediyoruz. Birileri Kandil'le Apo ikili oynuyor. İyi polis, kötü polis. Daha fazla taviz koparıyor. İktidarın vermeme lüksü yok. Ama onlar da yanlış hesap yapıyor. Petrol fiyatı 20 dolarlara düşerse hiçbir hayalleri tutmayacak. Herkes sanıyor ki oralardan bereket fışkıracak. Kış gidince öyle olmayacak. Türkiye'de başka şeyler de olacak. Onlar kendi valilerini de belirlemek istiyorlar bir sürü şey. Türkiye'nin her yerinde herkes onu yapmaya kalkarsa zaten nefisler de tavan yapmış. Herkes iyi günden pay istiyor. Kötü günde kimse elini taşın altına koymak istemiyor ama iyi gün kalmadı artık. Yeni bir kurtuluş savaşına ihtiyaç var. Bu ülkede kurtuluş savaşını verenlerin neyi niye yaptığını daha iyi anlama şansınız olacak. Geçmişe bu kadar eleştirmek çok kolaydı. Yaşayınca daha iyi anlayacağız. Ve yaşamaktan kurtulamayacağız gibi. Ben ekonomi anlatacaktım, nereye kayıyorum diyeceksiniz. Bakın şu an dünyada ekonomi konuları öncelikli değil. Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan bir kutup diye düşünün BRICS diye. Amerika'ya karşı işbirliği yapıyorlar. Bildikleri şu. Şu anda 2002'den bu yana her şey çok kısa vadeli değerlendiriliyor. Ekonomi öncelikli bir konu değil. Sadece zaman kazanmak önemli. Onun için buralara bu kadar hesapsızca para geldi. Siyasi hamleler önemli. 2000 küresel krizden sonra G20 toplantıları yapılıyor. İlk 2008 Kasım'ında Washington'da yapıldı. Söylediğim 4 ülke, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin Sao Paulo'da toplandılar. Dediler yani kısa vade bizim için önemli değil. Biz güçlenen ülkeyiz. Yeni dünya üzerinde söz sahibi olmamız lazım. Günü kurtarma değil. Yeni dünya düzenini tartışma gündemine taşıyalım. Biz de söz sahibi olacağız diyelim. Bunu gündeme aldıralım. Amerika ile hep köşe kapmaca oynadılar. Tüm G20 seferinde. Amerika onların dediğini gündeme aldırmamak için uğraştı. Hep kısa vadeyi konuşmak istedi. Ki kendi hedeflerine varabilsin. Onlar hep yeni dünya düzenini gündemde tutmaya çalıştılar. Aralarındaki dayanışmayı güçlendirdiler. Bu saatten sonra ne olur? Kestirmek zor ama benim tahminim şu. Küreselleşme son demlerini oynuyor. Bu kuralsızlık geride kalacak. Rusya, Şanghay İşbirliği, üçlüsü, beşlisi, altılısı derken büyüyorlar. Çinli aralarındaki sıradaki anlaşma. Asya içinde bir ekonomik işbirliği peşindeler. Yeni bir entegrasyon oluşuyor. Ve bunlar zaman içinde koruma kalkanlarını diğerlerine karşı yükseltebilir. Amerika da bir işin rengini gördü. Sınav üretim konusunda Avrupa'nın, Japonya'nın Çin'e karşı hiç şansı yok. Onlar da transatlantik ticaret ve yatırım anlaşmasıyla yeni bir korumacı yapı oluşturmaya çalışıyor. Bu ikisinin dışında kalanların durumu çok parlak olmayacak. Koruma kalkanlarının yükselmeye başlaması da panikle kışı bir an önce başlatabilecek değişkenlerden biri olabilir. Şimdi bunları kafanızda kurup bakıyorsunuz. Ondan sonra Rusya'da bir kriz görüyorsunuz. Eyvah, çok mu yakına geldi? Bir yandan Federal Reserve muhtemelen 2015'in ikinci çeyreğinde faizleri yükseltecek. Bir yandan artan jeopolitik riskler var. İki, Rusya güney yakın projesiyle Avrupa'ya sopa gösteriyor. Mesela şu, tüm Doğu Avrupa'nın Ukrayna'ya benzemesini istiyorlar mı, istemiyorlar? Yakında normal planlama Bulgaristan hub olacaktı.
Şimdi Avrupa'nın güneyi Balkanlarla mesaj veriyor. Almanlar mesajı almış. İki şey yapabilirler. Ya Rusya'ya yaptırım konusunda Amerika'nın ekseninden çıkabilir, daha farklı bir tavır içine girerler. Ya da inatlaşırlar, sertleşmenin yükselmesine, Doğu Avrupa'nın da krize doğru sürüklenmesine, karşılıklı restleşmelerin keskinleşmesine, korumacı kalkanların yükselmesine kayıtsız kalırlar. Ben bakıyorum. Avrupa'ya kalsa inisiyatif, Avrupa'nın tercihi mevcut tercihini değiştirmek. Ama Amerikan askerlerinin cirit attığı bölgede Almanya'da esir. Karar verebilmeleri o kadar kolay değil. Ben onun için Avrupa'nın geleceğini 21. yüzyılda çok parlak görmüyorum. Biz de çok bahçeler yaşayacağız ama bizim şansımız yine onlardan fazla olabilir. Herkesin az veya çok şey kaybedeceği bir 10-15 yıl bizi bekliyor olabilir. Sonrasında siyaset büyük bir değişim yaşayacak. Yeni bir düzen nasıl olur? Kestirmek zor ama şunu söyleyeyim. Bugün dünyada sorunların ağırlaşmasında iki etken var. Özgürlükler çok hesapsız genişletildi. Rekabet de yıkıcı olabilecek şekilde sınırsızlaştırıldı. Dünyanın ömrünü kısaltmak için ne gerekiyorsa yapılmış gibi görünüyor. Özellikle 95 sonrasında. Özgürlüklerde sınırsızlık, rekabette hiçbir engelin olmaması. Yeni bir düzenin mutlaka şuna ihtiyacı var. Özgürlüklerin bir şekilde sınırlanması gerekecek. Başkalarının hakkına tecavüzü durdurmak için, herkesin birbirinin hakkına uygun davranması için, geleceğe tüketmemek için özgürlüklerin sınırlanması şart. Bir başka şey daha. Dünyanın ömrünü kısaltmak için de rekabetin yıkıcı olmayacak şekilde belli kurallarla sınırlanması gerekiyor. 2009'daki küresel G20 zirvesinde bu telaffuz edildi ama hiçbir şey yapılmadı. Sorun küresel, uzlaşıya dayalı bir küresel çözüme ihtiyaç var. Etkin düzenlemelere ihtiyaç var dendi. O etkin düzenlemeler bu özgürlük ve rekabetle ilgili olan kısmı. Ama maalesef küresel soruna uzlaşıya dayalı bir küresel çözüm üretilemiyor. Çatışma ihtimali giderek güçleniyor. Bu da çok sancılı bir geçecek bir süreç demektir. Şimdi Türkiye'ye bakarsak, küresel koşulların kademeli olumsuzlaşma ihtimali giderek büyüyor. Ve Türkiye dışarının olumlulaşmasına, dışarıdaki olumluluklara çok aşırı bağımlı bir ülke. Yoksa para gelmez. Para gelmezse Türkiye'de çarklar dönmez. Ve de şunu unutmayalım. Türkiye'de biz şu anda fiilen yaşamıyoruz ama son 10 yılda gelir dağılımını çok bozduk. İnsanları salt gelirlerine göre değerlendirirseniz bu görünür. Kolay alınan borçlar bu durumu gizledi. Dışarıdan para gelmezse birdenbire açığa çıkacak. Ve Türkiye buna hazır değil. Biz insanlar faniler için yaşam standartımızı yükseltmek çok kolay. Hepimizin hayalleri vardır. Ama kısmak çok zordur ve sancılıdır. Biz son 10 yılda hak etmediğimiz bir yaşam standartına sıçradık. Herkes yapmadı ama çoğunluk bunu yaptı. Şu anda Türkiye'de her 100 kişiden 65'i borçlu. Ev aldı, araba aldı. Çok kötü şeyler yaptı. Şuursuzca yaptı. Ben bunu ödeyebilir miyim diye düşünmedi. Kendine güvenerek yapmadı. Birbirine bakarak insanlar aynı yanlışları yaptılar. Dışarıdan para gelmezse, nasıl ki Rusya'daki bankalar sallanıyor, Türkiye'deki bankalar da sallanacak, bir anda kredi mekanizması kapanır. Bir anda Türkiye'de her şey alt üst olur. Bundan en çok zarar görecek sektörlerde en çok borçlanan sektörler olur. Bankacılık ve inşaat başını çeker. İşsizlik bir anda Türkiye'de %30-40-50'lere fırlayabilir. O kışın kokusudur. Öyle bir ortamda nasıl siyaset yapılır? Örneğin siz hep bir şey vaat ederek siyaset yapıldı Türkiye'de son 40 yıldır.
Ne vaat edeceksiniz? Hangi vaadi tutabileceksiniz? Onun için bambaşka bir siyaset gelecek. Vaat, en önemli vaat, önünü görmek, daha az kaybetmeyi sağlamak olacak. Bunlar doğruyu demişti demek olacak. Şu anda en büyük mücadele şu olmalı ülkede. Zor günleri omuz omuza aşmak için, birlikteliği sağlamak için çaba harcamak olmalı. Bunun kısa vadeli bir getirisi olmayacak. Ama bizim de gidecek başka bir ülkemiz yok. Bunu kendimiz çocuklarımız için yapmak zorundayız. Kayıtsız ve şartsız ve hiçbir menfaat beklemeden. Vazgeçemeyeceğiniz şeyleri ortaya yazın. Geleceğinizin ve sahip altına girmesini istiyor musunuz? Çocuklarınızın güvende olmasını istiyor musunuz? 1915'teki Anzaklar gibi birilerinin paralı askeri olmasını istiyor musunuz? Kış mevsiminde öyle olur. Göç terse döner. Köyü olan gidecek, köyüne döner. Şehirlerden daha güvenlidir köyler. Toprağı eker, kimseye haksızlık yapmadan yaşamanın bir yolunu bulur. Şanslılar bunu yapabilir. Peki şehirdekiler gidecek, köyü olmayanlar ne yapsın? Bir çeteye girer, yol keser. İnancı izin vermiyorsa, o zaman güçlüden, zenginden, haksızdan alıp diğerlerine dağıtan bir çeteye girer. Hukuk olmaz o devirde. Ya da ikisini de yapamıyorsa, karın tokluğuna birilerinin parasız askeri olur. Birileri üniforma verir, silah verir, iç Çanakkale'ye der. 1915'te Anzaklar Çanakkale'de ne arıyordu sanıyorsunuz? Ben de uzun süredir anlatıyorum. Bana felaket deli diyorlar. Ne yapayım? Ben gördüğüm manzara belli. Ben kötüye bir gidiş görüyorum. Ben insanları uyarmaya çalışıyorum. Bir kazanç peşinde koşsam taksit taksit anlatırsınız. Ara fırsatları gösteririz. Ben menfaat peşinde değilim. Benim bir tane derdim var. İyi günde kötü günde bu ülkede kader birliği etmek zorunda olan insanları uyandırmak. Nefislerine hakim olmaya, aşırılıklarından kaçınmaya davet etmek. Türkiye'de ister sağdan ister soldan, etnik kökenini, mezhebi ne olursa olsun, aynı şeyi isteyenler, aynı ortak payda gelecek vesayete girmesin, bu ülkede omuz omuza yaşamak zorundayız. O ortak payda da buluşmak, omuz omuza vermek. Küçük olsun, benim olsun devri bitti. Son 12-10 yıldaki bu gökten para yağması o devirde bitti. Birileri inanmak istemiyor. Tanışacaklar, anladıklarında çok geç olacak onlar için. İçinizi çok mu kararttı? Ümit her zaman vardır. Çıkmayan candan ümit kesilmez. Ama önemli olan şu. Ümidi nerede arayacağız? İnşallah kış gelmez. Yaprak dökümünden sonra ilkbahar gelir mi diyeceğiz? Böyle bir dua olmaz. Bizim sınavımız bu. Peki kışın nasıl ısınacağızı görmek. Şimdi nasıl ısınacağız? Şöyle söyleyeyim. Güney yakın Putin geldi, bir şey açıkladı. Muhtemelen anlayışlı sergilemezse Avrupalılar, önce Bulgarlar bu kışın ısınamayacak. Romeliler, Moldavyalılar da ona eşlik edebilir. Bu yıl olmazsa seneye. Burada bazı ülkelere itaat edenlere metrekübü 269 dolardan, itaat etmeyenlere 400 dolardan, üstelik para peşin. Ödeyemezse üşüyecek. Satıcı tek, ona mahkumsunuz. Alternatif yol üretmek yıllar alır. Şu anda Ukrayna'ya peşin para dediler ve yüksek fiyat. Niye? Bambaşka bir tarafa gitmeye kalktı. Şimdi Türkiye için de öyle. Biz aldığımız enerjinin parasını daha kaç yıl ödeyebileceğiz? Dışarıdan para gelmezse ödeyebilir miyiz?
Türkiye'nin problemi nedir derseniz, Türkiye sazan gibi paranın peşine gitmiş. Kendi geleceğine ipotek koydurmuş. Şu anda Türkiye'nin şu kadar işte dış borcumuz, cariyesi bu kadar, ona takılmayın. Vadesi gelmiş dış borç ödemeleri var. Bir ödemeyi atlatırsanız default olursunuz. Bir anda her şey değişir. Türkiye'nin vadesi gelmiş dış borç ödemeleri artı cari açık 210-220 milyar doların altına inmiyor yıllık bazda. Bunun gayri safi milli hasıla oranı %23-24. Bu Türkiye ekonomisi olumsuzlaşan dış koşullara karşı çok kırılgan demek. Bütçeye bakıyorsunuz. Bütçe açığı vermiyoruz, denkleştiriyoruz. Bırakın onu. O gerçeğin kendisi değil. Harcamaları olduğundan düşük gösteriyoruz. Vergi tahsilatı %60'lara düştüğü halde tahakkuk tahsilat gösteriyoruz. Tahakkuku da şişiriyoruz. Gerçek o değil. Türkiye'de bütçe açığı, kur farkları, dış borç, iç ve dış borç, ana para ödemeleri kadar bir kamu finansmanına ihtiyaç var. Bu da gayri safi milli hasılanın %20'sinin altına inmiyor. Bizim çok ciddi akım problemlerimiz var. Koşulların olumsuzlaşması durumunda birdenbire kırılganlaşıyoruz. Yani borcun gayri safi yurt hasıla oranının %40'a inmiş olması çok önemli değil. Finansman ihtiyaçlarımız çok yüksek. Ani koşul değişiklikleri bizi çok kötü etkileyebilir. Şu anda bakıyorsunuz içeride tartışma 3 yıldır. Gaza mı basalım, frene mi basalım? Frene bassak, yani yanlıştan geri adım atsak, bu sefer çakılıyoruz. Niye? Büyüme olmadı, paranın devir hızı düştü. Vergi gelirlerinin %70'i harcamalardan alınan vergiler, bütçe dağılıyor, bankalar, her şey dağılıyor. Gaza bassak, bu sefer akım sorununu büyütüyoruz. Yani Sırat Köprüsü'nün ortasında kaldık. Karşıya geçemeyeceğimizi de biliyoruz. Geri de dönemiyoruz. Ne yapacağız? Bizim bu durumda olduğumuzu yabancı finans çevreleri biliyor. Kredi değerlendirme şirketleri biliyor. Amerika'sı biliyor, Avrupa'sı biliyor. Bizim halkımızdan başka bilmeyen yok. Siz siyasete soyunduysanız bu işin içinden de siz çıkmanız lazım. Durum bu. Olumsuzlaşan koşullarda nasıl siyaset yapılmalı? Biraz farklı bir rakamsal örnek vereyim. Bakalım 1945-70 arasında risk alsaydınız borçlanıp biri 10 bin 100 bin yapabilirdiniz. O zaman herkes borçlanmaya tövbeliydi. Her şeyin değeri yerin dibindeydi. Siz kimsenin yapmadığı yapıp borç alıp bir arsa bir tarla her bir liranız 100.000 katına çıkmıştı. Hadi geciktiniz 70'lerde 80'lerde yaptınız biri yine 20'ye 30'a çıkarırdınız. Sonbaharın başında yani 95-25 arasında biri yine 3'e 5'e çıkarırdınız. Ama şimdi borçlanıp 100 liralık bir yatırım yaparsanız birkaç yıl sonra %10'unu 20'sini bile kurtaramazsınız. O da borçlanmak. Kimler borçlu? O zaman söyleyeyim ben size. Hani siz diyordunuz ya faiz haramdır. Ben ona faiz demiyorum. Yanlış zamanda yanlış iş yapmak ocak söndürür. Birilerinin başka ocakların sönmesi pahasına kazandıkları her kuruş da haramdır. Bugünkü iktidar da bunun en büyük müsebbibidir. Şeytanlıkla ortaklık, şeytanla ortaklık yapmasının bedelini bu millet ödeyecek. Her 100 kişiden 65'inin borçlu olması ne demek? Bakın 2002'de her 100 kişiden sadece 4,3'ü borçlu. Yani büyük çoğunluk zor günlere bir yedek hazırlığı var, tedbiri var. Bir krizi sükunetle karşılayabiliyor. Bizim 94-2001 krizlerini den kolay çıkmamızın sırrı vatandaşın borçsuz oluşuydu. Haberiniz olsun. Bundan sonra gireceğimiz ilk krizler uzun yıllar çıkamayacağız. Bu krizin müsebbipleri de bir daha sokağa çıkamayacak. Çok ocak sönecek. Adam borçlanmış 10 yıllık, 15 yıllık. Ev almış. Namuslu, dürüst. Çalışacak, taksitlerini ödeyecek.
Ama kış gelir de özel sektör hapı yutarsa işsiz kalacak. Nasıl ödeyecek? Elinde avucunda ne varsa gidecek. Kaybedecek hiçbir şey kalmayacak. Bir ülkede her 100 kişiden 30'u 40'ı bu duruma düşerse o ülkede istikrar olur mu? Yani söylemem o ki birileri anayasa değiştirmeye kalkıyor. Hukuk arkadan gelen bir şeydir. Siz değişen koşullara uyumlu bir şey yaparsanız bir sonuç elde edebilirsiniz. Siz koşullardaki değişimi görmeden, hesaba katmadan kendi kafanıza göre bir şeyler yapmaya kalkarsanız onun hiçbir hükmü olmaz. Düzen huzur getirmez. Ve ben şahsen korkuyorum. Gerçeği ne kadar çok kişi bilir, tedbirli olursa biz o kadar kolay atlatabiliriz o kışı. Gerçeği bilmeyen, yanlış pozisyonda yapanın ne kadar çok olursa bizim için kayıplar ve istikrarsızlık o kadar büyük olur. Ben 95 sonrasında Türkiye'de izleyen politikaların çoğunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Neden? Arkadaşlarım bahsetti. 96'da çok zor bir dönemdi. Beklenti yöneterek sükunet biraz sağlandı ama imkansızlıklar çoktu. Yanlışlar nerede ben? 95 sonrasındakilerin yanlışlarını 2002 sonrasında diyorum. Ondan öncesi koalisyonlarda büyük yanlışlar da yapılamadı bu ülkede. Ben koalisyon hükümetlerinin özleri oldum. Niye? Önemli kararlar alamıyorlardı. Uzlaşamıyorlardı çünkü. Ülkeyi satamıyorlardı. Ama bugün öyle değil ki. Ben 95 sonrasının en masum hükümetlerini de 95-2000 arasındakiler olarak görüyorum. 2000'den sonrakilerin kusuru ağır. 95-80 arasındakilerin kusuru da ağır. Yani hangi yönetim gelirse gelsin bir öncekilerin devrettiği mirastan kaçamaz. O sorunları 3-5 yıl yaşamak zorunda kalır. Doğruları yapabildiyse sonrakiler ondan nemalanır. Ama 95 sonrası, bakın Asya krizine giden süreç. Dünyada her şey alt üst oluyor. Rusya krizi iyice alt üst oluyor. 95 sonrası normal değil. Geleneksel olmayan eğilimli politikalar devreye girdi ve eğilimler sürdürülebilir olmaktan çıktı. Farkındalık olsaydı insanlar koşullara uymaya çalışırdı. Koşulların kendisine uymasını beklemezdi. Türkiye hep koşulların kendisine uymasını bekleyen bir ülke oldu. Dışarıyı takip etmedi. Kendisinin dünyanın merkezi olduğunu varsayarak kendini aldattı. Öyle değildi. Yani Türkiye'ye daha fazla girmeyin ama dünyada ne olacak derseniz... Ekonomi ikinci silah olarak kullanılacak. Rusya bugün yaptırımları görüyorsunuz. OPEC petrol arzını kısmıyor, bir silah olarak kullanılıyor. Rusya çünkü enerji ihracatçısı. Rusya buna farklı bir cevap verecektir. Atışmalar büyüyecektir, jeopolitik tansiyon artacaktır. Ve biz de jeopolitik tehlikelerin merkezinde olan bir ülkeyiz. Bizim dış finansman bulamazsak sıkıntımız olur. Bizim ihracat yapamazsak sıkıntımız olur. Biz içeride mevcut tüketim düzeyini koruyamazsak sıkıntı olur. Her biri diğerini tetikler. Onun için bana soranlar oluyor siyaseten 2015 seçimleri. Ben diyorum 2015 seçimlerini AKP gitsin bir şey yapalım. Millete anlatamazsınız. Yaşanacak sıkıntılardan sizi sorumlu tutarlar. İnsanımız çok dar açıdan bakıyor gelişmelere. Farkında değil birçok şey. Ve de çok can yanacak. Borçlanmadan. Çünkü ödenemeyecek. Elde avuçtaki gidecek. Bireysel krediler, ihtiyaç kredileri çok anormal boyutlarda.
3 yıldır her hafta Bahir Bankalı şubesinde 5-6 kredi kartı patlıyor. Konuşulmuyor onlar. Şu anki Cumhurbaşkanı inşaat sektörü teklerse ne olacağını biliyor. Hep inşaat sektörü açısından konuya yaklaşıyor. Ama dışarıdan finansman gelmezse de hiçbir şey yapamayacağını da biliyor olması lazım. Şu anda Türkiye Amerika'dan uzaklaşıp doğuya sığınırsa idare eder mi? Hayır, öyle bir şey olmaz. Yani enerjide doğuya bağımlısınız, finansmanda batıya bağımlısınız. Biz de artık ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabilecek durumda değiliz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Öncesinde biz bu kompozisyonunuz için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ben kompozisyon aslında çok güzel. Yani bir şey ancak bu kadar güzel özetlenebilir. Şu sıkıntı var başkanım. İnsanlara teknik terimlerle anlattığınız zaman akıllarında kalmıyor. Veya başka birileri doğru anladığını yanlışa çevirebiliyor. Ama koşulların değişimini sürekli aşina olduğu bildiği değişik tanımlarla anlatırsanız o kalıcı oluyor. Her şart altında netice itibariyle şöyle bir şeyin olmuş olması da ayrıca bir karamsarlık diye düşünüyorum. Söylediğiniz gibi bir tablo var. Bir kış yaşanıyor. Kışın sonu yaklaşıyor. Uzadığı, ne kadar uzayacağını bilmiyoruz yani. 4 ayda bitebilir kış. 3 ayda bitiyor. Neticede şu Aralık'ta başlayıp Mart'ın başında kışta bitebiliyor. Ama yani bildiğimiz ama bu kış, kadar, bu kış bir önceki da, Rusya'da 37 yıl, Amerika'da 12 yıl sürmüş. Evet. Burada şöyle bir şey var. Bu kadar geniş kitlelerin kolay borçlandırılmış olması. Kamu açısından hem kurum kuruluşları da kredilerin açısından bugün mevcut olan bugünkü kışı hazırlayan ya da Türkiye'yi buna açık hale getiren hükümetin kalmasına da vesile bir tablodur aynı zamanda. Çünkü insanlar demirde düşen yılana sarılır. Yani bu madem böyle bir kriz yaşama ihtimali var, öyleyse krizin olamaması için nasıl 30-10 yıllarca bizim Asya ülkelerinin özellikle mesela Mısır'ın, Suriye'nin başına duran insanlar orada hükümetleri teyit ettiler. Arkasında durdular, baskıyla durdular, şurada durdular, burada durdular. Bugün de insanlar ödeyememe ihtimalini mümkün olabileceği bir tablo karşısında bu statükoya teslim oluyor. Teslim oluyor. Bir çıkış yolunu göstermek kolay değil. Ama imkansı başarmak lazım. Evet. Katılıyorum. Yani bakın şöyle söyleyeyim. Yoksulluk sınırının altında olmak çaresizlik bataklığına sürüklenmek demek. İşimi kaybettim, iş bulma umudum var. Aman birilerine yakın durayım. Aman bunlar Allah razı olsun erzak gönderiyor. Yanlış bir şey yapmıyorum sayesinde. Yoksulluk sınırının altında yığılma olduğu sürece iktidarın oylarının arttığını veya yüksek düzeyini koruduğunu görüyorsunuz. Olumsuz gidiş AKP yaradı. Bu mantıklı değil. Nasıl olur diyeceksiniz. Para akışının bolluğu bunu mümkün kıldı. O olmasaydı her şey buharlaşırdı. Normali çalışırdı. Yani bugün şöyle söyleyeyim. Bu para akışının AKP'ye maliyeti toplam seçmen işinde 15-20 puansa, kaybedecek bir şey kaybedilmediyse belki bunun bir size gelecek oyun da size gelmemiş olmasının sebebi. Biri varsayın. En üst kat devlet. Kurumları, bakanlıkları, meclisi, yönetim kademesi. Gösterişi çok bol. Herkes ne kadar yekürküm dedik gibi şaşalı görünmeye çalışıyor. İtibarı bol olsun diye. Bir kat altı bankacılık sistemi. Mali sistem. Kredileri dağıtacak, her yere yaşamı, ekonomik aktiviteyi götürecek. Bir kat altı artı değişti. Esnafı gönderdik, alışveriş merkezlerimiz var. Dünyanın tüm markaları her şeyi görüyor, istiyor. Nefsini azdırıyorsunuz. Görmese adam istemeyecek. Bir kat altı esnaftı, küçük üreticilerdi. Bir kat altı daha büyük üreticiler, tarım sanayi. Peki en alta geldik. Bir aşağı atana bak, taşıyıcı kolon var.
bir binanın sağlamlığını anlamak için en üst kattan manzarasına mı bakarsınız? Dışarıdaki estetik görünüşüne mi bakarsınız? Yoksa taşıyıcı kolonların sağlamlığına mı bakarsınız? Şimdi son 10 yılın 70-80 ülkedeki manzarasını anlatıyorum. Taşıyıcı kolon bizleriz. 2002'de her bir kolonun 3 ton taşıma kapasitesi varsa ve sırtındaki yüksü yarım tonsa kolonlar çok sağlam. Küresel kriz oluyor. Kolonların sırtındaki yük artıyor, taşıma kapasitesi düşüyor. Taşıma kapasitesi 2 ton, sırtındaki yük 1 tona çıkıyor. Bugün geldiğimiz nokta sırtımızdaki yük 2 ton, taşıma kapasitesi 1 ton. Bu bina ayakta durur mu? Ya durmaz diyorsan ben bankada, sistemde durmam. Altın alırım. Borçtan da uzak dururum. Üç kağıtçılar kayboluyor. Ben bu gidişi gördüğüm için ben 2011 2001'den beri söyleyeyim şu. Zor günler için ayırdığın bir paran varsa altın al unut. 2001'den beri söylediğim bu. Bu altının ons fiyatı 300 dolardan 1900'e kadar gitti. Arap Baharı'ndan beri dünya gelişen ekonomilerin krize girmesini fiyatlıyor. 1900'den bu 1200'e kadar yolculuk hedge fonların gelişen ekonomilerin durgunlaşmasını, nakit ihtiyacı arttıkça elinde ne varsa satmaya zorlanacağını fiyatlamasıyla ilgili. Ben altın çamura da düşse yani değerinden kaybetmez bana göre. Bugün bakıyorum Rusya'nın bankacılık sisteminde çatlak sesler geliyor. Kurtarılacak bir takım bankalar. Para aktarılacak. Aynısı pek çok gelişen ekonomide yaşayacak, yaşanacak. Batı'nın bankaları verdikleri alacakları alamayacak. Ben şöyle düşünüyorum. Gelişen ekonomiler krize girerse ne olur? Aldıkları borçları ödeyemezler. Peki bu borçları verenler ne olur? Bol bol batık alacakları olur. Avrupa'nın, Amerika'nın bankacılık sistemi de çok sorunlu olacak. Biz kötü yalnız onlar iyi olmayacak. Sistem çöküyor. Kış dediğim eşanlı gelen bir olay. Ben o zaman ne olmakla borçlu olmak istemem. Alın teri biriktirdiğim paranın orada esir olmasını istemem. O zaman fiziki altın kalıyor. Yani birileri altın alıyor bankaya veriyor. Enayi miyim? Ben bankada kalacaksam altınla işim olmaz. Ben sisteme güvenmediğim için fiziki altın diyorum. Ama onun da hırsız riski var. O da giderek artıyor. Bankaların altın 28 ton. Bunları zorun karşılığı olarak kısmı Merkez Bankası'na veriyor. Merkez Bankası da bunları sanırım Londra. Londra kasalarına koyuyor. 400 onsluk büyük ülkeler. Yani aslında bu toprağın altının önemli bir kısmı sanırım Londra'nın kasalar. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim size. Nasıl olduğunu anlatabilir, ifade etmek için. Hepsinin aynı tek formda olduğunu düşünmüyorum. 2010 yılı sonunda Merkez Bankamız Finansal İstikrar diye bir rapor yayınladı. Türk lirasındaki daha fazla değerlenmenin sanayiciyi perişan edeceğini gördükleri için Başbakan'ın da talimatıyla Türk lirasına bir ayar verme dönemi oldu. O dönem Avrupa'nın da Amerika gibi parasal genişlemeye geçeceği, çok para geleceği, bunun da ülkede yıkıcı sonuçlar üreteceğinden endişe ediliyordu. Tam bu endişeyle başladık. Arap Baharı geldi. Biz sağ beklerken soldan bir yumruk yedik. Hazırlıksız olduğumuz için birçok saçmaladık Ortadoğu'da. Bu ayrı. Şimdi Merkez Bankası kurun yönünü değiştirdi, durduramadı. Durdurmak için güç kullandı. Bir ayda 16 milyarlar döviz sattı. Kontrol edemedi. Rezerv azalışı belirsizliği tırmandırıyordu. Bu sefer rezerv opsiyon mekanizması diye bir şey çıkardı. Rezervdeki azalmayı kamufle etmek için bankalar dedi ki bakın artık zorunlu karşılıkların için tuttuğunuz TL'lere faiz vermiyorum dedi. Bir can yaktı önce. Sonra yol gösterdi. Bakın size bir kıyak yapayım. TL için zorunlu karşılıkların bir kısmını altın döviz yatırırsanız sıfır faizle TL tutmazsınız. Kaynak maliyetiniz biraz rahatlar dedi. %5 bunu %60'a kadar çıkardı. Rezervlerindeki erimeyi gizledi. Şu an sistemin tüm kullanılabilir imkanları o 132 milyarlar. Bankalarınki de onun içinde. Ve bankalar şuna teşvik edilmişti. Zor bir döneme gidiyoruz. Cephane biriktirmemiz lazım. Dış borçlanma imkanlarınızı sonuna kadar kullanın. Öyle yaptılar. Şu anda varımız yoğumuz o 132. O da brüt tabii ki. Yani cephanemiz yeterli değil.
sermaye sahipleri kaybediyor. Borçlar da kaybedecek. Bu planlı bir çöküş müdür? Her sistemin bir planlayıcısı vardır. Sizin söylediğiniz o kadar kontrolsüz bir çöküş olacak. O zaman şöyle söyleyeyim. Kazananları kaybedenlerinde hem kazananları hem sermaye sahipleri hem de borçlar kaybettiğine göre bunu kazananı ne olur? Kim olacak? Şöyle söyleyeyim. Benim anlattığım kış mevsiminde kazananı olmayan bir oyun söz konusu. Herkes kaybedecek. Kimisi az kaybedecek, kimisi çok kaybedecek. Kiminin az kaybetmesi coğrafi konumuyla ilgili olacak. Kimisinin az kaybetmesi aklına etkin kullanımıyla sahip. Dinlemez. Siz ya Türkiye'ye niye geliyorsunuz? Bu ülke kötüye gidiyor deyin. 2004'e gidiyor. Dinlemez gelirler. Ama ne zaman ki bir yerden uyarı gelir, sürekli bazı Amerikan gazetelerinde ülke ile ilgili olumsuz haberler arka arkaya çıkmaya başlar. Ha, mod değişmiştir saraylar. Daha dikkatli olacaklar. Ama başka bir şey olur. Birdenbire hem olumsuz söylemler hem kredi notu düşüğü panik çıkarmak istiyorlardır. Aynı Rusya'da yaptıkları gibi. Kırmızıya geçerler. O zaman daha önce para getirenler getirmekten vazgeçer. Koşa koşa başka yere gider. Yani dünyada bir takım ilişkiler piyasa içindedir. Biz bunu görürüz. Ama geri plandaki yönlendirme mekanizması kapalıdır. Kaba tahminler yapılır. Birileri de bunlar konusunda sizin farklı düşünmenizi engellemek için boş ver ne inanıyorsun komplo teorileri der. Ben size özünü söyleyeyim. Amerika'nın bir derin devleti var. Bunun adı CFR. Council of Foreign Relations olarak geçiyor. Bunun operasyon gücü CIA. Amerika dışında faaliyetleri var. Ülkelerde darbe yapmak vesaire. İki, bu SFR'nin en önemli üyeleri para babaları. Finansal sermaye onların en önemli güçleri ve küreselleşme onların talebiyle yapılmış bir şey. O CFR çekirdeğinin %25'i de Musevi lobisi. Şu anda dünyada Amerika adına yapılan savaşların o finansal gücü temsil eden kesimlerle diğerleri arasında olduğunu düşünmeniz daha sağlıklı olur. Yani benim sıradan Amerikalıyla, Almanla, değişik mezhep, dinlerle hiçbir problemim olmaz. Ama benim yuvamı yapmaya çalışan birileri varsa haksızca, benim onlara karşı içeride birliktelik yaratmam gerekir. Siyasetin bunun başını çekmesi lazım. Özellikle kulluk edenlere karşı. Dikkat edin, Türkiye'de bir tuhaflık var. Amerika diyor seçimlerde benim adımı anmayacaksınız. Beş lira hiçbir parti adını anmıyor. Ne biçim iş bu? Yani satılmışız haberimiz yok. Orası biraz karışık konu. Yani AK Parti'nin de nasıl kurulduğunu falan bakarsanız çok ilişkiler görebilirsiniz. Parlament mavisi bir zemin önünde kimler konuşmuşlar Amerika'ya her gidişlerinde daha iyi anlarsınız. Bu da bir hocam bu biliyorsunuz ki geçmişte bir kriz dünya üzerinde yaşandı ve Türkiye'den teyit geçti dediler. Ve bu Türkiye'nin ekonomisinin yani güçlü olduğundan dolayı mı biz hala batmadık? Bir de yani bu egemen güçler Türkiye'nin hala neden ayakta kalmasını istiyorlar? Ve yani bu şekilde bu krizler yani Türkiye'ye gelmiyor. Ve nereye kadar sürecek bu olay? Bu kış ne zaman gelecek yani bizim üzerimize? Yani benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben de hemen sonuna ekleyeyim. 2015 yılında Türkiye'de ekonomik bir krizin tetikleneceğini hissedebiliyor musunuz? Bunun ön adımları sanki kendimi hissettirdi. Bu ana kış gelmeden bizim kışımız 2015'te yaşanacak mı? O zaman şöyle tanımlayayım ben. Biz Marmara depremini biliyorsunuz. Bir gün korkuyoruz. Bir gün olacak büyük Marmara depremi. Adamlar diyor ki, 2 yıl içinde olma ihtimali %30, 10 içinde olma ihtimali %55, 30 içinde olma ihtimali %85. Şimdi bizim de finansal depreme gelelim. Bir ana deprem yaşanacak, o kışı getirecek. Tüm gelişen ekonomileri birbirini takip edecek. O ana sarsıntı çok sert olacak. Ama o ana sarsıntıdan önce öncüler olacak. Bir soru şu, 2015'te yaşayacağımız
ana deprem mi olacak? Ölülerden biri mi olacak? 2015'te bir şeyler yaşayacağız. Onu tam bilmiyoruz. Türkiye'ye gelince, Türkiye çok tehlikeli bir ülke. Türkiye birilerinin oyununu bozabilecek bir ülke. Türkiye'yi itip kalkmak o kadar kolay değil. Bizim ama Türkiye'yi bir konfederasyon haline dönüştürüp bir kısmını diğerinden ayırırsanız bozuk para gibi kolay harcanabilecek bir ülke haline gelir. O olmadan kolay harcanması zor. Dişlerini gösterdiği zaman kaybeder ama çok da şey kaybettirebilecek bir ülke büyükleri. Yani biz bir coğrafyanın merkezindeysek bizim öfkemiz çok hesap bozabilir. Kendi başımıza bir halt edemeyiz ama en güçlerinin de hesabını bozabiliriz. Bize biri hiç kimse güvenmiyor ama kimse de şimdilik karşısına almak istemiyor. Şimdi. Hocam, bir sanal ortamda